Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle yine böyle bir kıl tüy işleri yapacağız. Yüzümün kıllarını falan alacağım, dudak üstümü alacağım. Aslında bir tane video yapmıştım dudak üstünü iple nasıl alabiliriz diye. Ama o videonun altına hala yapamıyorum, alamıyorum tarzında yorumlar geldiği için. Bence dudak üstünü almanın en iyi yolu ip. Başlarda her ne kadar bir tık zor olsa da birazcık el alışkanlığıyla aslında zamanla yapabileceğiniz bir şey. Ama yine de yapamayanlar oluyor tabii ki de. O yüzden alternatif olarak ne kullanabiliriz? Ya ben yüzümü neyle alıyorum vesaire bunları paylaşacağım. Kıldan tüyden pek utanmam sıkılmam yok açıkçası. O yüzden rahat rahat gösteriyorum. Benim için çok problem değil. Sonuç itibariyle hepimizde var. Yani her ne kadar hepimizde aynı yoğunlukta olmasa da Akdeniz genim dersiniz, Orta Doğu genim dersiniz bilemiyorum. Ama yani bir tık kıllıyız. Ben de bu kıl yoğunluğu bir tık fazla olabilir. Ama bunu çok sıkıntı etmiyorum. Şimdi öncelikle dudak üstümü alacağım. Daha yakını alacağım birazdan. Size net net göstereceğim yani. Şöyle bir aparat var elimde. Buna tam olarak ne deniyor bilmiyorum ama zaten başlığa yazacağım ismini bulup ne olduğunu. Bu aslında bayağı eski bir şey. Ben bunu daha önce açıkçası sadece bir kere kullandım. Başka da hiç kullanmadım. Hep iple almaya çalıştım. Kız kardeşim aslında onun aletini kullanacağım yani. Tabii ki bunu başka başka türlü kullananlar olabilir ama ben nasıl kullanıyorum onu göstereceğim en azından bu videoda. Dudak üstümü aldıktan sonra yüzümü vesaire her yeri alacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar dudak üstümü aldım. Açıkçası bunu kullanmak kolay. Hiç zor değil. Sadece bu şekilde sürtüyorsunuz ve kıllar zaten alınıyor. Ama tabii ki ip kadar pürüzsüz olmuyor. İple aldığım zaman kaymak gibi oluyor. Hiç kıl kalmıyor ama bununla böyle çok sarı, çok ince kıllar ya da bazen böyle yani zaten yakın çekim yaptım. Gerçekten birazcık kaldı. Böyle aşırı pürüzsüz olmadı ama tabii ki iple alamıyorsanız ağda yapmak istemiyorsanız çünkü ağda yüzünüze yapmayın sarkma yapabilir falan diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru ama ben de hiç ağda denemedim yüzüme. O yüzden yani bunu kullanabilirsiniz. O kadar çok acıdı ki canım. Gerçekten biraz acıdı. Tabii hiç kalmasın, pürüzsüz olsun vesaire derseniz de bu şekilde usturalardan alabilirsiniz. Bunları ben Trendyol'un almıştım. Çok da uygun fiyatta. Aşırı kaliteli diyemem ama gratis de bir tık daha pahalı diye hatırlıyorum. Trendyol'da daha ucuz ve zaten gerçekten güzel de iş görüyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu ben yalan olmasın 3 ya da 4 kere denedim ve
Gerçekten çok pürüzsüz oluyor cildiniz. Gerçekten bebek gibi oluyor. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki iple ya da şu aletle kıllar kökünden gelirken bunda kıllar kökünden gelmediği için normalde bir ayda çıkıyorsa yani ayda bir almanız gerekiyorsa bunu kullandığınızda 2 haftada ya da 3 haftada bir almanız gerekiyor. Yani biraz daha hızlı çıkıyor kıllar. Tabii ki kökünden almadığınız için. Yani bir kalınlaşma olmadı bende. Dedim zaten dediğim gibi sadece 3 ya da 4 kere kullandım. Uzun vadede kılları kalınlaştırır mı? Bunu bilmiyorum. Ama kullananlar genelde böyle bir sıkıntı yaşamadığını söylüyorlar. Bununla da şu kalan kısımlara bir ustaralayalım bakalım. Evet, kalan 3-5 ince şeyi de bununla aldım. Usturalarken tabii ki yüzünüzde sonuçta kıl batması, kıl dönmesi olmasını istemezsiniz. Bu yüzden kılların çıkış yönüne doğru usturalıyoruz. Yani kıllar buradan buraya doğru çıktığı için tabii ki bu şekilde usturalıyoruz. Ve tabii ki usturalamadan önce de yüzünüzü böyle biraz kaygınlaştırma sağlayabilmesi için cildinizin çizmemesi hem kılların olabildiğince kökten gelmesi için aloe vera jel ya da böyle bir serumunuzu vesaire sürebilirsiniz. Şu an sürmedim çünkü yüzümün diğer kısımlarını da alacağım için yüzüm yağlı olsun istemiyorum. O yüzden sadece göstermek amaçlı bu şekilde kullandım bunu. Peki yüzümüzün kalan kısımlarını neyle alabiliriz? Açıkçası bunu alabilirsiniz çünkü pürüzsüz bir yapısı olduğu için cildi çizmeyecektir. O yüzden rahatlıkla alabilirsiniz ama tabii ki aşırı pürüzsüz bir sonuç elde edemezsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten kalıyor birazcık kıl. Aşırı pürüzsüz olmuyor. Ufak tefek kıllar kalıyor. Cildimi usturaladım dediğim gibi 3-4 kere. Gerçekten aşırı pürüzsüz oluyor. Bütün kıllar alınıyor. Ve aynı zamanda böyle yüzeye biraz daha yakın beyaz noktalar olur ya. Onlar da geliyor usturanın ucuna. Ölü deriler de geliyor. O yüzden böyle peeling yapma etkisi de var aynı zamanda. O yüzden gerçekten bunu sevdim. Ama olumsuz yanı kılları kökünden almaması ve bu yüzden kılların bir tık daha erken çıkması. İple almaya kalkarsanız cildiniz çizilebilir. Özellikle de iple alma konusunda çok profesyonel değilseniz ki bu videoyu izliyorsanız zaten değilsiniz muhtemelen. Ben de ilk yüzümü almaya karar verdiğimde iple almıştım. Çünkü ağdayla almayı beceremiyorum. İple aldığımda cildimin kısımlarını hep çizmiştim. Gerçekten çok kötü olmuştu ve yüzümün her tarafı sivilce kaplanmıştı. 3-4 gün boyunca o sivilcelerle gezmiştim. Zamanla geçiyor tabii ki, kalıcı bir şey değil ama sonuç itibariyle cildi hem çizdim hem böyle sivilceler oldu vesaire kötüydü. Hem de zaten iple almak çok hızlı değilse eliniz çok iyi alamıyorsanız gerçekten çok uzun zaman sürüyor. O yüzden evet yani iple almak çok mantıklı değil. Çünkü cildinizi çizebilirsiniz bu yöntemle. Yüzümü açıkçası arkadaşlar epilasyon aletiyle alıyorum. İlk aldığımda yine bir tık sivilce çıkarmıştı cildimde ama 3-4 kullanıştan sonra böyle yavaş yavaş cildiniz buna alışıyor. Hem acısını hissetmiyorsunuz artık. Yani ilk aldığımda çok acımıştı ama artık hiç acımıyor. Neredeyse hissetmiyorum diyebilirim. Eğer tabii kıllarım çok uzun değilse uzunsa yine biraz acıyabilir. Onun dışında artık sivilce çıkmıyor. Hiç çıkmıyor hem de. Cildim çünkü gerçekten alıştı bu epilasyonla kıl alma işine. O yüzden alıştığı için de artık sivilce çıkarmıyor cildim. Önceden ilk aldığım zamanlar kullandığımda tabii sivilceler çıkmıştı. Cildiniz hassasa ve sivilce çıkmaya meyilli bir cildiniz varsa ilk aldığınız seferlerde sivilce olabilir cildinizde. Bunu söyleyeyim ama bu birkaç kullanımdan sonra cildiniz alışacak ve artık çıkmamaya başlayacak. En azından bende böyle oldu. Normal bildiğimiz kullandığımız epilasyon aletiyle yüzümü alıyorum. Hem hızlı oluyor, kullanışlı oluyor, pratik oluyor, hep hızlı alabiliyorum. Hem de kıllar kökünden geliyor. Burada burnum akıyor gerçekten kıllarımı aldığım zaman. Şimdi yüzümün bu diğer kısımlarını göstermiştim. Buraları komple bu aletle alacağım. Çok üşendiğim zamanlar açıkçası dudak üstümde bazen makineye tutabiliyorum, makineyle alabiliyorum. Kıllar olabildiğince kökünden alıyor ve çok ince kılları da alıyor. O yüzden ben sonucu beğeniyorum. Şimdi hemen fişe takayım ve almaya başlayalım.
Yüzümü komple aldım. Çok kırmızıyım şu an değil mi? Şunu bir temizleyelim. Bayağı her tarafı kıl tüyü olmuş. Böyle bir başlığını çıkartıyorum. Böyle bir fırçam var. Bu bir şeyin içerisinden gelmiş. Çok hatırlamıyorum ama yani bu ürünün fırçası değil aslında. Bunun için kullanıyorum. Evet. Böyle kıllarını aldım. Birazdan kolonyalı mendille de sileceğim. Ve ekstradan ben şöyle bir şey yapıyorum. Eğer hiç açmadıysanız makinenizi. Şurada bir tane vida var. Bu vidayı açacağım şimdi. Şimdi makinenin şu başlığının burada bir vida var iç kısmında. Bunu da sökeceğim. Hani temizlemişken şimdi temizleyeyim. Tornavidam olmadığı için bıçakla yapacağım bu işi. Burayı hiç açmadıysanız eğer bir açın. Gerçekten böyle çok atlatıcı bir an yani. Çok seviyorum burayı açıp içini temizlemeyi. Ama bir tornavidam olsa daha iyi olacak tabii de. Söktüm. Şimdi açıyoruz. Yani ben sık sık temizlediğim için arkadaşlar içinde çok fazla bir kıl çıkmadı. Sadece böyle tozumsu, kıl kökümsü, iğrenç bir şeyler çıktı. Ama hiç açmadıysanız ben ilk açtığımda içinden gerçekten bir yumak dolusu kıl çıkmış. Şurası neredeyse doluydu. Tabii şunu çekip burayı da açabilirsiniz. Bakın buradan daha çok şeyler çıktı. Uzun kıllar buraya birikmiş hep. Kapatamıyorum şu an. Evet, bunu bu şekilde, aynı şekilde kapatıyorum. Çıkan kıllar bunlardı. Bayağı çıktı ama zaten benim şu kısımları falan da aldığım için ve oralar haliyle tam olarak kıl değil aslında bakarsanız saç ama ben buralarımda böyle favorim olsun falan pek sevmiyorum. O yüzden alıyorum komple. Neyse şimdi bu aletleri temizleyeyim. Sonuçta kullandık. Öncelikle bunu bu şekilde sprey şeklinde bir kolonyayla böyle ve şöyle güzelce siliyorum. Yine aynı şekilde bunu da kolonya alıyorum. Yıkanırsa küflenebilir. Sonuçta bunlar çok kaliteli şeyler değil muhtemelen. O yüzden yıkamıyorum ve böyle kolonya ile siliyorum. Bence gayet de temiz oldu. Makineyi de yine mendille sileceğim. Bu benim sadece yüzüm için kullandığım bir makine bu arada. Vücudum için kullandığım makinem ayrı. Onu da söyleyeyim. Çünkü ikisini aynı kullanmak bence birazcık hijyenik olmayabilir. O yüzden yüzünüzle vücudumuz... Niye modum düştü kız benim böyle? Bilmiyorum uykum geldi. Bu şekilde işimiz bitmiş oluyor. Cildimi aldım. Gerçekten gayet de güzel oldu ve şu an inanılmaz pürüzsüz ve güzel bir hissiyatı var. Tüy azaltıcı bir serum kullanıyorum. Yüzüm hala kırmızı bu arada. Göz altımdan anlayabileceğiniz üzere ya da şuramdan anlayabileceğiniz üzere. Yüzüm için tüy azaltıcı bir serum kullanıyorum. Bioderin. Onu da bundan önceki videoda da göstermiştim aslında. Dudak üstüme aldığım videoda. Onu da izlemediyseniz iple bıyık nasıl alınır vesaire şeklinde bir video çekmiştim. Onu da linkini yine videonun sonuna ve üste koyarım. Bu şekilde bir serumum var. Bunlar gratis'te de satılmaya başlanmış artık. Daha geçen gün görmüştüm. Ben Trendyol'dan mı almıştım? Nereden? Çok hatırlamıyorum. Neyse. İçinde tüy azaltıcı
Birinci gün yağ, ikinci gün serum ve üçüncü gün losyon olmak üzere böyle 3 günlük bir kür kullanıyorum. Henüz tam bir etkisini görmedim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. İşe yarıyor ya da yaramıyor diye. Şu an biraz sonra dışarı çıkacağım için serumumu kullanamayacağım. Akşam süreceğim serumu. Onu da düzenli olarak kullanmaya başladım. Yine etkisini görürsem paylaşırım mutlaka. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım ve dostandıklarım. Lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanaldaki diğer videoları gösterseniz de çok sevinirim. Beğenirseniz de iyi de çok sevinirseniz halledersiniz. İnanıyorum size. Görüşmek üzere.